Elbette akıllardaki soru belli. SSK, Bağkur, memur emeklisi ne kadar zam alacak? Enflasyon tahmini zamlı maaşları öyle böyle ele verdi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli. %38. İşte bu %38'e göre emeklilerin cebine Ocak'tan sonra ne kadar para gireceği elbette akıllardaki soru. Ve asgari ücret hepimiz ilgilendiriyor. Ara zam olmadı bu yıl Temmuz ayında. Peki 2025 zammı bu arayı kapatacak mı? İşte 2025 maaşları. Enflasyon tahmini belli, %38'lik beklenti. Emekli maaşlarında rakamlar şimdiden kendini gösterdi. 2024 tahmini enflasyon oranı %38 olarak belirlendi bilindiği üzere. Yine 2024 tahmini büyüme oranı %4 olarak yine belirlendi. İlk 6 ayında 24,73 olarak açıklandı enflasyon oranı. 38 yıl tamamı için geçerli olduğu için aradaki farkın 13,27 olduğunu görüyoruz burada. Buna kanun gereği yine 2024 tahmini büyüme oranı olan %4 oranın da %30'unu ekleyip 13,27'ye toplam hesaplamayı bunun üzerinden yapmamız gerekiyor. Yaklaşık 14,47 civarında bir rakama ulaşıyoruz. Bu 14,47 eklendiğinde yaklaşık 14.308 TL'ye ulaşmış olacağız. Bugün en düşük emekli maaşı 12.500 lira olarak görünse de bu aslında cebe giren rakam. Yüz binlerce kişinin kök maaşı 8.500 lira. Peki önümüzdeki yıl eğer bu oranlar gerçekleşirse kök maaşlar ne kadar olmuş olacak? Bu rakamları hesaba kattığımızda 12.500 liranın altına çıkıyor. Yani öyle görünüyor ki eğer taban maaş uygulaması değişmezse yine yüz binlerce kişi 12.500 lira maaş almış olacak. Yine 2025 memur zam oranlarına baktığımız zaman toplu sözleşmede 6+5 gibi bir oran belirlendi. Yine bahsettiğimiz aradaki fark ilk 6 aylık dönemi çıkardığımızda 13,27'ye ulaşıyoruz. Hükümet ya devlet ilk son 6 ayın ilk peşin %10 ödediğinden dolayı fark 3,27 kalıyor. 3,27'ye ilk 6 ay için geçerli olan %6'yı eklediğimizde 9,27 rakamı üzerinden en düşük 9'a 1 lisans mezunu memur maaşının da 44.605 TL olmasını bekliyoruz. Asgari ücretse bu hesaplamaların dışında kalıyor. Ancak uzmanlara göre asgari ücret enflasyon oranıyla aynı yönde artacak. Rakam 20.000 liraya aşacak. 2024 tahmini enflasyon oranı %38 olarak açıklandığından dolayı biz asgari ücreti yapılacak zam oranında minimum %38 olması gerektiğini ve olacağını düşünüyoruz. Bunu da hesapladığımızda asgari ücretinin netinin 17.000 lira olduğu düşünüldüğünde yaklaşık 23.500 TL civarında bir rakama ulaşacağını düşünüyoruz.